Mide sağlığımız için baharat tüketiminde altta yatan hastalığımıza bağlı olarak dikkat etmemiz gereken şeyler var. Mesela reflü hastalığı. Çok fazla bilinmez ama nane çok kötüdür reflü hastalığında. Nane normalde spazm çözücüdür. Eğer mesela ishal olduk, kramplar yaşıyoruz, karnımızda kasılmalar oluyor çünkü. Bu kasılmaları nane kaynattığımızda rahatlarız. Annelerimiz hep yapmıştır çocukken bize. Nane kaynattığımızda rahatlarız. Çünkü spazm geçer. Ama biz yemek borusu alt ucu spazmlı kalsın istiyoruz. Nane yemek borusu alt ucunu da gevşeterek asitin geriye gelmesine sebebiyet verip reflüyü çok arttırıyor. Reflü hastasıysak mesela naneden uzak durmamız lazım. Baharatlardan kırmızı biber, ya özellikle acılı besinlerin biliyoruz ki asiti arttırıyor. Onun için acılı ürünlerden uzak durmamız lazım. Aynı zamanda yeri gelmişken kırmızı biberin depolanma şekli çok çok değerli, çok çok önemli. Her yerden kırmızı biber almayıp kötü koşullarda depolanmış kırmızı biberlerin biliyoruz ki kanserojen bir madde olan alfa toksin miktarını arttırıyor. Bu nedenle evdeki kırmızı biberimizi de mesela buzdolabında tutmak gibi bir öneride bulunabilirim. Baharatlardan verebileceğim diğer bir örnekse tuz. Tuz mide kanserine sebebiyet verir. Mide kanseri zeminde olabilecekse, eğer tabii pek çok olasılığın denk gelmesi lazım. Beraberinde tuz tüketiminin de bu olasılığı arttırdığını biliyoruz. Tuzdan uzak durmamız gerek. Baharatlarla alakalı dikkat etmemiz gereken şeyler bunlar.